arkadaşlar. YouTube Fizikte Barış kanalındayız. Sadık Uygun Yayınları'nın LYS Fizik Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 26'ya geldik arkadaşlar. Ve konumuz yine basına kenar. Evet hemen başlıyoruz. Ağırlığı ihmal edilen bir çubuk ve makara ile oluşturulan düzenekte P ağırlığındaki cisim F ile denge. Bakın bu bir nimet arkadaşlar. Çubuğun ağırlığı da yok makaranın ağırlığı da yok. O zaman hemen bitirilmiş. Bu F ise aynı ip olduğu için burası da F miydi? F ile F birleşince burası ne oldu? 2F. Ve sistem buradan dengede mi? Tabii ki ne yapıyoruz? Hemen tork alıyoruz. P'nin buraya olan uzaklığı. Bakın hemen ne yapıyoruz? Buradan moment aldım. P'nin uzaklığı birken bu ip 2F'in oraya olan uzaklığı ise 2. Dolayısıyla neyi sormuş? F bölü P nedir? P eşittir 4F oldu mu? Dolayısıyla ne yaptık? F bölü P'nin cevabı da 1 bölü 4 olarak bulduk arkadaşlar. Evet bir başka soru. Ağırlıkları 3P ve P olan cisimler P ağırlıklı makaralarla dengede ise F'in büyüklüğü kaç P? Bakın sorularda bazen sorun. Nereden başlayacağız? Bakın makaranın ağırlığında biliyor muyum P? Bak 3P, P daha olunca burası 4P. Bunu kim taşıyor? Bakın bu ip ve bu ip aynı ip değil mi? O zaman hemen 2P'si buraya, 2P'si buraya mıdır? Bakın uyanık olun gene makara ağırlığımız var P. 2P, P olunca burası kaç etti? 3P. O zaman hemen paylaştır. 3P bölü 2 buraya. 3P bölü 2 buraya mıdır? O zaman F'imizin cevabı ne olmuştur arkadaşlar? 3P bölü 2'dir. Evet bir başka sorumuz. Makara ağırlıkları ve sürtünmenin önemsenmediği sistemde P1 ve P2 artı cisimler dengede ise P1'in P2. Bakın şu F ama aynı zamanda bakın bu P1 ipi değil mi? P1'i taşıyan ip. O zaman bu ip P1. Buraya da P1 yazabilir miyim? Bakın ne güzel şurada neydi? Bunu daha önce ben konu anlatımda da makaralarda uyarmıştım sizi. Herkes ne güzel. Bak bu y ekseninde, x ekseninde, y ekseninde bu yamuk duruyor. O zaman ne yapacağız? Bakın şöyle düşün. Bir tane P1 orada böyle yukarı. Bir P1 böyle duruyor. Yanda bir tane ip var. Bir de aşağıda P2 ağırlığımız var değil mi? Ne yapacağız arkadaşlar? Bu arkadaşı hemen bileşenlere ayırarak biz bu işi bitiririz. 37'nin hemen burası komşu kenar olduğuna göre P1 çarpı cos 37 değil mi? O zaman bir de buraya doğru P1 çarpı sin 37 oldu mu? Neydi kural? Sağdakiler sola, yukarıdakiler aşağıdakileri. O zaman ne oldu? P1 artı P1 sinüs 37 kimi taşıyor? P2. Bakın sinüs 37 ne demiş? 0,6. 6. İsterseniz bunu rasyonelleştirelim. 3 bölü 5 yapar. 3 bölü 5 P1 var. Bir daha P1 var. O da P2 yaptı mı? Şunun paydası 1. 5 yedim. 5 3 daha. 8 P1 bölü 5 eşittir. P2 ise ne oldu arkadaşlar? Hemen işlemi bitiriyorum. P1'in P2 oranı 5 bölü 8 olarak Bursa şıkkındaki gibi bulunacaktı arkadaşlar. Evet, bir başka sorumuz. Yarış yapları R ve 2 r olan XY makarayla kurulan düzenekte ip F kuvvetiyle H çekiliyormuş. Evet, yanda da çok güzel bir spot bilgi, Altıncı bir spot bilgi. Kitabı alanlar bunları görecekler hemen yanlarında. İpin çekilme miktarının 2H olması demek nedir? Bunun H'ı makarayı döndürmeye, diğer H'ı da cismi yükseltmeye. Şimdi ama bu bir sabit makara. Bunlar ne yapar? Sadece döner arkadaşlar, değil mi? X makarası ne kadar dönüyormuş? Bir tur. Şimdi bunun çevresi ne kadar arkadaşlar? Çevresi 2 piire değil mi? O zaman senin buna bir tur attırman için bu ipi ne kadar çekmen gerekiyordu? 2 piire. Şimdi spot 6'ya göre konuşmaya başlarsam. Sen bu ipi 2 piireye çektiğin zaman. Bakın burası ölü ip. Ne yapıyormuş bu? Söylenen şeye göre. 2 aşın yarısı döndürür yarısı yükseltir. Yani bunun piiresi döndürürken piiresi bunu yukarıya çıkartacak mı? O zaman bu y makarası ne kadar dönüyormuş? Piire değil mi? Peki kaç tur diyor? Hemen uyanıyorum. Bunun çevresi neydi arkadaşlar? Neydi çevre? 2 pi 2 r'den değil mi? 4 pi r. E siz ne kadar döndürdünüz pi Bunun kaçta kaçı? 4'te 1'i. O zaman bu arkadaş 1 bölü 4 tur dönecekti arkadaşlar. Evet. Şekildeki düzenekte f kuvvetiyle ip bir miktar çekilince x ve y cisimlerinin yer değiştirmeleri sırasıyla h x ve h y oluyor. Buna göre bunların oranı nedir? Bakın şimdi uyanık olun. F'i h çekersem Değil mi? Bak aynı ip değil mi bu da? F. F kimi taşıyor? X'i. Yani şöyle diyebilirim. Bir F bir X'i taşıyor değil mi? Önlenmek sayılar yoldur arkadaşlar. Bu H'sa bu da haştır. Yani X isminin yükselmesi H'miş. Bunu niye bu kadar rahat yapabiliyorum? İş prensibi neydi? F çarpı X'ti. F'in yanındaki sayılar her zaman yoldur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki şu ip F ipi değil mi? F. Bir F kimi taşımaya çalışıyor? Burada bir Y var. Burada da Y var. İki tane Y'yi taşıyor muydu? O zaman buna ben h dersen bak direkt doğru orantı. Bu ne kadar gelecekmiş? 2h. Demek ki y ise ne kadar geliyor? 2h. Bunların oranı sorulmuş. 1'e 2. Yani yol sorularında biraz zaten testler ilerledikçe bunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Önlenmek sayıları kullanmayı başarabilirsek yolları da çok rahat yapacağız. Evet. Yarıçapları çapları 2r ve r olan x'y makaraların şekildeki düzenek kuruluyor. F kuvvetiyle ipler eşit miktar çekiliyor. Bakın diyelim h H. Neydi haşın görevi? H bölü ikisi döndür. H bölü ikisi döndür. H bölü ikisi ise bunları yükseltti değil mi? Spot 6'da bu bilgiyi vermişti. E buna göre ne diyor? Bu durumda yükselmeler ikisi de ne oldu? Hx ve eşit yükseldi mi arkadaşlar? Bakın burada olabilir. Olamaz. Olabilir. Peki H bölü 2 döndürme. Hangisini daha çok döndürecektir arkadaşlar? Bakın e bunun çevresi daha büyük değil mi buna göre? O zaman siz bir miktar ikisini de aynı miktar çektiğiniz zaman ne olacak ister istemez bu arkadaş az dönecek. O yüzden de ne olur? Y'nin tur sayısı da X'ten ne yapacaktır? Fazla olacaktır. Dolayısıyla E şıkkındaki gibi bulacaktık arkadaşlar. Evet. Bu testi de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Test 27'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.